Kiyağı tepesindeyiz. Yukarıdan Kiyağı'yı kuş bakışıyla çok güzel, muhteşem bir manzarayla görmekteyiz. Aşağısı Peri suyudur. Özlüce Barajı'nın yukarıları oluyor. Sol tarafa döndüğümüzde Kiyağı Kalesi. Kiyağı Kalesi'nin geçmişi M.Ö. 3000 yıllara dayanmaktadır. Kiyağı Kalesi'nin arka tarafındaki dağlarda bile kilise yapılmıştır. Kilise var. Seyit Kasım kimdir? Anlatacağız. Kiyağı antik bir Ermeni kentidir. Birçok medrese, kilise mevcuttur ama harabeye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tarihte geçen hikaye özetlersek bu kalede Kiyağı Kalesi'nde Kiyağı'nın oğlu Talun hükümdarlığı sürmekte olduğunu, daha sonra 1071'li yıllarda Selçuklular döneminde İslam ordusu Halid bin Velid öncülüğünde ordu ile Talon'un ordusu karşıda gördüğümüz düzlük Adaklı'ya yakın Bağlar Pınarı eski adıyla Temran düzlüğünde karşı karşıya gelmişlerdir. Sayıca Talon'un ordusu 1200 olduğu söylenmektedir. İslam ordusunun komutanı Halid bin Velid'in o asker sayısı 300 olduğu söylenmektedir. Bu savaşta Talon ölür. Halid bin Velid şu anda gördüğümüz kaleyi kuşatır. Ancak kuşatmayı yaparken hala bu tepelerde Rum ordusu, Bizans'a bağlı Rum ordusu, Talon'un ordusu mevzilenmektedir. Burada çıkan savaşta ise Seyit Kasım, İslam ordusu önemli komutanlarından, Halid bin Velid'in önemli komutanlarından Seyit Kasım şehit düşer bu tepede. Halid bin Velid Seyit Kasım'ı bu tepede defneder ve şu anda da halkın uğrak yeridir. Adaklar adanır, dualar yapılır, çıralar yakıldığı bir tepedir. Coğrafyası gerçekten çok mükemmel, çok güzel. Aşağısı Peri suyu geçiyor. Özlüce Barajı'nın yukarıları oluyor. Kalede askeri bölge ilan edildiği için çıkamıyoruz. Şu anda da jandarma bulunmaktadır. Peri suyu bu tarafta kaynağını almakta. Erzurum'a doğru Yedisu'nun daha ilerisi bu civarda kaynağını alıp Kiyağı'dan Özlüce Barajı'ndan Mazgirt Nazmiye Karakoçan sınırından Kevan Barajı'na karışmaktadır. 2000 yıllarından sonra 4 tane baraj daha yapıldı. Vadi tamamen barajlarla kapatıldı.
Curry ile ilgili söylenecek çok çok şeyler var. Ancak biz aklımızda kalanını söyleyebiliyoruz. Burayı bütün vatandaşlarımızın gelmesini öneriyoruz. Çok güzel bir yer. Dervişler coğrafyası adeta. Pirler. Pirler coğrafyası. Ziyaretgahlar çok. Kutsal mekanlar yoğun olduğu bir yer. Aşağısı Peri Suyu'nun kenarı şantiye halinde. Baraj çalışmaları, yol çalışmaları mevcut. Şu karşı dağlarda Rus ordusunu, bölge aşiretleri buradan Büyük kayıp uğratıyor. büyük kayba uğratarak geri püskürtüyorlar. Dersim aşiretleri burada, Bingöl aşiretleri, yerel aşiretler büyük bir mücadele vermişlerdir Ruslara karşı. Şu anda bölge güvenlik açısından sakin, ancak bazen şu dağlarda helikopterler dolaşıyor. Böyle yarım saat öyle bir görünüyor, ondan sonra da kayboluyor. Yani güvenlikle ilgili bir sorun şu anda görülmüyor. Herkesi bu konuda Rahat. rahat olmalarını söyleyebiliriz. Aşağısı Kerek Deresi'dir. Kerek Deresi'nden yukarı doğru çıkarken 10'a yakın şelaleyle karşılaştım. Çok güzel pınarlar, soğuk suları çok güzel. Manzarası çok güzel. Yani harika bir yer. Hafif bir esinti var. Ilık bir hava. Nem yok. Sırf oksijen. Bol oksijen, doğru. Sırf Bol oksijen. oksijen olduğu için Dağ havası, sırf oksijen. hatta dedim belki hastalanabiliriz. Yani soğuk algınlığı alabiliriz. Neden? Çünkü İstanbul havasından çıkıp böyle temiz böyle coğrafyaya gelince aşırı yoğun oksijen tepki yaratıp soğuk algınlığına neden olabilir diye düşündüm, ama daha hiçbir şey olmadı. Şimdilik bunları söyleyebilirim. İleriki zamanda yine inşallah daha detaylı çalışmalarla karşınızda oluruz.